F-111'i 1964'te tamamladım. F-111, o dönemde en son planlama aşamasındaki Amerikan bombardıman uçağıydı. Daha tamamlanmadan görevi hazır ve kesindi. Bu savaş makinesinin görevi böyle bir dönemde insanlara iş sağlamak ve Long Island'da vergi sağlamaktı. O dönemde yapımında çalışan insanların bir yerlere geleceğini biliyordum. Ama tam olarak ne olacağını bilmiyordum. Burada çalışan insanların 2,5 çocukları, 3,5 arabaları ve varoşlarda bir evleri olabiliyordu. Resimde turuncu makarna spagetti, pasta, ampuller, çiçekler ve daha birçok şeyi bir araya getirdim. Bana ekonominin üstünden bir uçak gibi geldi. Küçük kız bir kurutma makinesinin alındaki pilottu. Havadaki yüzücü ise atomik bir felaketin ortasında hava arayan bir insan gibiydi. Çinlilerin gelir vergisini aslında bir hayır kurumuna bağışta bulunmak için icat ettiklerini duymuştum. Ben de eğer bu resmi satarsam, resmi satın alan kişi bunun vergisiyle zaten bir F-111 almış olacak diye düşündüm. Çevresel görüş fikriyle çok ilgiliydim. Bunu resimlerime de yansıttım. Görünen derinlik algısının gözlerin bir köşesinden diğer köşesine uzanan çevresel görüş alanı yüzünden öyle olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden kişinin benliğini sorgulaması çok doğal. 1960'larda resim savaş karşıtı propaganda olarak görülüyordu. Ama fikirlerin çeşitliliği varlığına sebep olan şeydi.